Gerçek bir yatırımcı olmak istiyorsanız öncelikle zaman kavramını öğrenmeniz gerekiyor. Zamanı geri alamazsınız. Hayatta en önemli şey, en değerli şey zamandır. Bu kanalda çok sık metafor kullanıyorum. Zamanın değerini anlatmaya çalıştığım videolar var. Onlara bakabilirsiniz. Dolayısıyla bu videoda küçücük tutarlarla bir fon aldığınızda nasıl büyük tutarlara ulaşabileceğinizi yine göstermek istiyorum. İnceleyeceğimiz fon IPB Isparta Paris Bursa arkadaşlar IPB bu fon değişken fon Arkadaşlar benim de portföyümde olan bir fon değişken fonlar gerçekten çok ilgi çekiciler Çünkü piyasa şartlarına göre esnek şekilde hareket edip pozisyon alabilen fonlar bunlar bu fonun 3 yıllık Projeksiyonunu inceleyeceğiz. Bakın 3 yıllık olarak sıraladığımızda Tefas'ta IPB fonu bu değişken fon en sağ sütunda 3 yılda %880 getirisi olan bir fon. Neredeyse bütün fonlar içerisinde ilk 5'e ilk 10'a giriyor. Değişken fon olması da bizim ilgimizi çekiyor arkadaşlar. Çünkü değişken fonlar pozisyon alabilen fonlar. Fonun şu anda 29.000'den fazla yatırımcısı var. Bu yatırımcılardan biri de benim dediğim gibi. Yani 30.000'e 30 yaklaşıyor yatırımcı sayısı. Şu anda fiyatı 42 kuruş seviyesinde. Yani küçük tutarlarla da alınabilen bir fon. Bunun haricinde son 1 yıllık getirisi de neredeyse %200'e yaklaşmış durumda. Bakın en altta %194. Bu fonla ilgili detaylı bir analiz yapacağız. Fakat e, ona gelmeden önce böyle kısa bilgilerle fonu tanımaya çalışıyoruz. Fonun büyüklüğü arkadaşlar 1.6 milyar TL civarında. Yani gittikçe büyüyen bir fon. Şimdi e, diğer yatırım araçlarıyla getirilerini kıyaslayalım. Bakın bu 3 yılda en sağda yeşil sütunla olan IPB fonu yani bu fon. %880 Diğer yatırım araçları Euro, dolar, altın, e, Bist 100, Bist 30 bunların hepsini neredeyse 2'ye 3'e katlamış durumda. Bu da şu demek oluyor e, normal hisse senetleri içerisinde dahi çok iyi yönetilmiş bir fon. Fonun yönetim gider kesintisi 2.10 %2.10 arkadaşlar. Bazıları bunu aylık zannediyor bu yıllıktır arkadaşlar. Detaylı konularla ilgili detaylı e, videolara bakabilirsiniz kanalında. Varlık dağılımına gelecek olursak bakın değişken olduğunu buradan anlayabiliriz. E, büyük bir kısmı yani yarısına yakını yerli hisse senetlerinde ama yabancı hisse senedi de azımsanamayacak seviyede. Burada yüzdeleri gözükmüyor ama yüzde %47 civarında yerli hisse senedi olması gerekiyor. Yabancı hisse senedi de yüzde %30 civarında geriye kalan tutarlar. E, tahvillere, özel sektör tahvillerine, borçlanma araçlarına yatırım yapacak şekilde düzenlenmiş. Fakat bu tutarlar değişebilir arkadaşlar. Bakın Ocak 2024'te bu fonun e, menkul kıymet listesine bir göz attım. E, kamuoyu aydınlatma platformundan. Bakın Doğan Holding var e, portföyünde. Doğan Holding'den almış e, belli bir tutarda. Tekven Holding var yine inşaat sektöründe, mühendislik sektöründe. Sabancı Holding var. Ee, yine yerli fon e, yerli hisse senetlerinden Türk Hava Yolları var. Yani bu fon e, bunlara yatırım yapmış. Yurt dışında Bank of America e, bankasına, American Express'e e, yine Boeing'e yatırım yapmış bir fon arkadaşlar. Yani bu e, hisse senetlerini satın almış Ocak 2024'te. tabi bunlar değişebilir. Şimdi biz e, e, analizimizde 50.000 TL yatırdığımızda bakalım 3 yılda %80 için nasıl bir e, hareket olacak? Bunu inceleyeceğiz. Yani e, her zaman yaptığımız gibi Excel analizinde bu tutarları göstermeye çalışacağım size. Bunu ben hesapladım arkadaşlar. E, 50.000 liralık bir yatırım yaptığımızı düşünürsek bu tutarın e, 3 yıllık hareketini inceleyeceğiz. Yani bu ee, gördüğümüz gibi az önce gösterdim size 3 yılda %880'e nasıl ulaşmış bu fon. Ee, bunun için aylık ortalamada değer artışının yani e, fon değer artışının e, 6.54 olması gerekiyor. Bu bileşik getiri formülüyle hesapladığım bir e, oran arkadaşlar. Her zaman diyorum e, bazı arkadaşlar anlayamıyor ama bu 6.54 e, aylık olarak değişebilir. Ben burada ortalamasını alıyorum arkadaşlar. Bazı aylar 3 olur, 4 olur. Bazı aylar 7, 8, 10 olur. Ama ortalaması aylık 6.54. Bakın 50 bin lira yatırıyoruz. Ee, 50 bin lira bu orandan 3.272 lira getiriyor. Ve ikinci ayda tutarımız 53.272 lira oluyor. O 3.486 getiriyor. 56.758'den yine 3.714 lira getiriyor. Bu şekilde aylar itibariyle devam ediyoruz. Bakın Haziran'a geldiğimizde 68646 lira 4492 lira getiriyor. Daha sonra 73.000, 77.000, 83.000, 88.000, 94.000 ve 100.000 küsür liraya ulaşıyoruz fonun büyüklüğü açısından. 100.414 lira 600 6571 lira getiriyor ve ikinci yıla başlarken yine bileşik getiri formülüyle devam ediyoruz. Bir kartopu gibi fonun büyüdüğünü görebiliyoruz buradan. 106.986 TL 7.001 lira getiriyor. Yine aylar itibariyle aynı 6.54'ten %6.54 değer artışından devam ettiğimiz zaman 106.113.987 113.987, daha sonra 121.447, 129.394, 137.862, 146.884 diye devam ediyor. İkinci yılın sonuna doğru geldiğimizde yatırdığımız 50.000 lira 4 katını aşmış oluyor. Yani 214.860 liralık bir tutar oluşuyor. Bu da yine 14.000 lira getiriyor ve geliyoruz 3. yıla. 3. yılda 228.920 liramız 14.981 lira getiriyor. Aylık olarak %6.54 değer artışıyla bu tutarlar e, fonlarımızda birikmeye devam ediyor. Ve 3. yılın sonunda o e, videonun başında gösterdiğim %880'e ulaştığımızı görebiliyoruz. Yani yatırdığımız 50.000 lira 459.741 lira oluyor. Bu da arkadaşlar süremiz 3 yıl toplam fonumuz 489.827 TL yatırımımız 50.000 TL fon getirisi 439.827 TL ve getiri oranımız da %880 oluyor. Bazı arkadaşlar videonun sonunu izleyip başını görmedikleri için bu %880 nereden geldi diyorlar. Bakın burada arkadaşlar tekrar göstereyim. 883 yılda %880 getiri IPB fonu. Pb arkadaşlar Isparta Paris Bursa. Arkadaşlar ben böyle dinamik Excel matematik işlemleri yapıyorum. Herkes gibi çok fazla konuşmuyorum. Umarım faydalı olmuştur. Her şeyi ispatlamaya, göstermeye çalışıyorum. umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.